Bu güzel görüntülerin ardından tekrar stüdyomuzda izler seyirciler. Sevgili dostlarımız hayatımızın bir parçasında olunca ne güzel anlaşıyoruz onlarla. Onlar da en az insanlar kadar yeryüzünün bir parçası ve onların da yaşam hakkına her zaman saygı duymak zorundayız. Sevsek de sevmesek de. Bu güzel fotoğrafların ardından konuğumuzla bir sohbetimiz olacak. Az önce anons etmiştim konuğumuzu. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden doktor öğretim üyesi Esra Güven konuğumuz. Konumuz da şu dijital çağ, iyiliği, kötülüğü, faydası, zararları derken birçok tartışılacak konu var ve son yılların en sık konularından birisi. İnsanlar reklamlarını oradan yapıyor, mesajlarını oradan paylaşıyor, sosyalleştiği yerler artık sadece sanki sosyal medya ve daha çok acaba bireyselleşiyor muyuz veyahut dijital çağın ya da sosyal medyanın faydaları, zararları gibi konular üzerinden bir sohbetimiz olacak. Bu arada şu mavi balina ve son günlerde oldukça popüler olan, çok sık duyduğumuz, bazı görüntülerin içine gizlenmiş Momo adlı bir karakter var. Ve onun verdiği talimatlar var ki mavi balinada talimatlar üzerinden giden bir oyun, bir uygulama diyebiliriz. Çocuklar ölüme götürdüğü söyleniyor. Gençleri intihara sürüklediği belirtiliyor, iddia ediliyor. Bu iddialar doğrultusunda nasıl korunabilir çocuklarımız? Hepsini değerlendireceğiz. Mesaj, fikir varsa paylaşabilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler deyiz. Şimdi dijital çağ diyeceğiz ama şu Momo'dan başlamak istiyorum. Sıcak bir konu çünkü çok, benim de yeni öğrendiğim bir şey bu Momo. Mavi Balina'ya dair çok haber aktardık. Bu talimatlar üzerinden giden bir oyun demek biraz masumlaştırıyor onu ama ne diyebiliriz? Bir uygulama diyebiliriz belki. Evet. Ya da başka bir ad bulunabilir. Oyun değil. Birkaç talimat ve çocukları nasıl ölüme götürüyor gerçekten bir merak konusu. Momo'da da yine benzer talimatlar var ve daha küçük bir kesime hitap ediyor. Yaş küçük olan kesime hitap ediyor. Orada da talimatlar var. Şimdi bunlardan korunmak önemli. Nereden başlanabilir bu korunma yöntemi? Çocuklardan mı yoksa ebeveynlerden mi başlaması gerekiyor? Ebeveynlerden başlamak lazım. Çünkü en temel şey çocukla ebeveyn arasındaki ilişkinin, güven ilişkisinin sağlam kurulmuş olması. Yani herhangi bir uygulamaya seçerken, uygulamayı tercih ederken, herhangi bir video izlerken, sosyal medyada herhangi bir arkadaşı eklerken nelere dikkat etmesi gerektiğini iyi biliyor olmalı çocuk. Bunu da en başta öğretecek kişi anne baba. Ama bu çeşitli yollarla olabiliyor. Sınırlayıcı bir biçimde hiçbir açıklama yapmadan kurallar koyup şu 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 özelliklerdeki herhangi bir uygulamayı yapmanı istemiyorum, kullanmanı istemiyorum. Arkadaşlarını eklemeden önce bana haber vermen gerekiyor. En fazla yarım saat kalabilirsin gibi hiçbir açıklama yapmadan sınırlayıcı bir biçimde genelde oluyor. Hı-hı. Ama aslında esas mesele burada sınırlayıcı bir kural var, açıklaması yok ve muhtemelen sonunda bir yaptırım geleceğini biliyor çocuk. Ve bu bir tehdit oluşturuyor. Eğer o kuralların dışına çıkarsa bunu söylemesini zorlaştıran bir yöntem aslında bu. Çünkü kuralın dışına çıktığı için suç işlemiş olacak ve orada tehlikeli bir materyale ya da onda korku uyandıracak bir materyale maruz kalmış olsa da bunu söylemekten çekinecek. O yüzden bunun yerine sınırı koruyarak, yine sınırlayarak ama hangi özellikleri nasıl fark edebileceğini anlatmak, hangi temaların nasıl zararlar verebileceğini, onun ne işe yarayacağını, uygulamalardaki temaları nasıl anlayabileceğini, kendine oyunda bir karakter seçerken ne tip özelliklerde karakter seçmesi gerektiğini, karşılıklı çocuğun eğilimini anlayarak ve o eğilim üzerinden de açıklamalar yaparak anlatması en ideal yol. Yine sınırı korumak dediğim gibi ama genel olarak eleştirel bir bakış açısıyla uygulamalara bakmasını sağlamak. Bu Momo gibi daha spontan gelişen, daha çocuğun kontrolünde olmadan onun önüne çıkan bir sahne söz konusu olduğunda ne yapması gerektiğini anlatmak mesela. Böyle bir durumda küçük çocuklar için hani bazen çizgi filmleri izlerken arada çizgi filmden farklı bir ve ilginç olabilecek görüntülerle karşılaşabilirsin. Ben onları çok merak ediyorum. Eğer çocuğun yaşı 5'in altındaysa mesela. Hı hı. Lütfen beni de çağır, birlikte izleyelim.
diyebilir mesela. Bu bir şey yöntem olabilir. Birlikte izlemeye hem birlikte bir etkinlik gerçekleştirme söz konusu olur. Hem de çocuğu çok korkutmadan nasıl haberdar olabileceğine ilişkin bir yöntem olarak da kullanabilir anne babalar. Bunun dışında yine başka herhangi bir şeyle karşılaştığında eğer farklı bir duygu hissedersen, mutluluk gibi, sevinç gibi değil, daha farklı, daha işte korku, kaygı gibi bir şey hissettiğini düşünürsen, beni çağır birlikte bakalım nasıl bir şeymiş, korkacak bir şey var mı, üstüne konuşalım gibi. Yine çocuğu önceden uyaran ama uyarırken çok endişeli ve hani bunun çok kötü bir şey olduğunu mesajını vermeden, yani normal çocuk bir şeymiş. Korkutmadan. Normal bir şeymiş, olabilecek bir şeymiş, birlikte konuşulabilecek bir şeymiş gibi bunu sunmak en önemlisi. Şimdi arkadaşlarım ekrana şu Momo'yu verdiler de bunu bilmiyorum versek mi vermesek mi. Çok tuhaf bir karakter, aslında korkunç bir karakter. Bir korku filminden alınmış bir karakter gibi aslında şöyle baktığımız zaman. Ben bunu görünce çok şaşırdım. Yani nasıl bu kadar korkunç bir karakteri yaygınlaştırabilmişler diye. Mesela Mavi Balina'da bu kadar görüntüler yok. Burada bir görüntü var. Çok kısaca da bahsetmek istiyorum. Şu Momo'dan Amerika'da başlıyor. Latin Amerika'da. Fransa, ABD ve Nepal ülkelerinde de etkilerini hissettirmeye başlamış. Ve bu yüzle birlikte, ekrandaki yüzle birlikte WhatsApp aracılığıyla kullanıcıların karşısına çıkıyormuş. Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması üzerinden kullanıcılara şiddet içerikli fotoğraflar ve tehdit içerikli mesajlar gönderiyor. Mesela gördüğüm bir talimat şuydu. Kesikten bahsediyor. Kırmızı bir renk gördüysen tamam gibi bir şey söylüyor galiba. Ve tabii çocuklar bunun ne derece farkında olacak? Bir çocuk dünyasında bu karakterin ve talimatların etkisi ne olacak? Ne kadar derinde hissedilebilecek? Yaşı küçüldükçe, özellikle 10 yaş altına, hatta 6 yaş altına düştükçe tehlike, risk artıyor. Çünkü o dönemdeki çocuklar daha soyut düşünme, gerçekle kurguyu ayırt etme konusunda biraz kısıtlılar zihinsel beceri açısından, yaşları gereği. Ve 10 yaş itibariyle artık gerçekle kurguyu ayırt edebilme, soyut düşünme becerisine erişebiliyorlar. Dolayısıyla bu onları bu tip konularda daha riskli bir grup haline getiriyor. Ergenlikten sonra 10 yaş itibariyle artık biraz daha tabii ki yine olumsuz etkileri söz konusu olabiliyor ama ayırt edebildiği için daha verimli ya da daha etkilenmeden yargılama sürecine girebiliyor çocuklar. Ama 10 yaş altı için bu riskli sayılabilecek bir şey. Özellikle anne babası çok kuralcı olan ve ceza yöntemiyle kuralları uygulamaya çalışan çocuklarda risk çok daha büyük. Çünkü yapmaması gereken bir şey olarak düşünebilir, duygusunu bu şekilde yorumlayabilir. Gördüğünde korktuğu bir şey ve bunu izlememesi gerektiğini bilen bir çocuk ve bunun sonunda cezalandırılacağını da düşünürse eğer, bunu hiç kimseyle paylaşmamayı seçer. En başında söylediğim gibi. Çünkü yaptırımdan korkacaktır, kendi suçu olduğunu düşünecektir. Halbuki bu tamamen spontan gelişen bir şey ve haber vermesi gereken bir şey. Bu sebeple cezadan çok ilişkiyi geliştirme ve açıklama önemli oluyor. Uygulamaları birlikte kullanmak da yine başka bir yol. Rehberlik etmek aynı zamanda ilk aşamada. Bazı uygulamalar üzerinden uygulamayı açtığında çocuk nasıl onu değerlendirebilir? Etkisini nasıl anlayabilir? Kendisine uygun olup olmadığını nasıl karar verebilir? Bunu birlikte uygulamalar ya da işte sosyal medya videolarını izleyerek, üstünden konuşarak da gerçekleştirebilir anne babalar. Korunma yolu tamamen ebeveyn çocuk ilişkisindeki o güven ve paylaşım, iletişimin kalitesinde saklı. Yani bu Momo ya da işte beyaz balina gibi böyle mavi balina gibi daha efsaneleştirilmiş durumlar ya da oyunlar tek başına etkili değil çocukların üzerinde. Çok daha geniş bir perspektif var. Çocuğun şiddet eğiliminin olması lazım ya da çökkün depresif eğiliminin olması lazım genel olarak ki böyle bir şeyden etkilensin. Öyle mi? Daha fazla. Evet. Herkes aynı derecede etkilemiyor. Zaten kesinlikle o yüzden öyle. Bu bazı intihar eden gençler, çocuklar sayıyla
belirtiliyor. Çünkü aynı etkiyi göstermiyor galiba. Bazıları daha fazla etkileniyor bu durumda? Bazıları daha fazla etkileniyor. Bunun sebebi de başka risk faktörlerinin bir arada olması ve en temeli aile içindeki iletişimin zayıf olması. Yani bu suçlayıcı bir dil kullanmak istemiyorum ama bazen işte daha belirli çerçevede iletişim söz konusu oluyor. Anne babanın otoriter tarafı çok daha önde oluyor. Kuralları koymak, çocuğu daha fazla korumak için ya da endişeli tarafı daha ön planda oluyor anne baba çocuk iletişiminde. Ama bu çocuğa çok farklı mesajlar verebiliyor. Kendini suçlu hissetmesine ya da aynı endişeyi daha fazla anlam veremediği bir endişeyi paylaşmasına sebep olabiliyor. O yüzden aslında en temel şey aile içindeki iletişimi biraz yapılandırmak. Bir de şunu da ekleyeyim. Momo gibi, mavi balina gibi ebeveynler arasında yaygınlaşan ve korkuya sebep olan daha çok duyumu yaygınlaşan diyebilirim. Bu tip uygulamalar efsaneleştikçe ergenlerin ve çocukların ilgisini çekiyor aslında. Yani ne kadar bu dijital çağın getirilerinden olumsuz olan çöp tarafı diyebileceğimiz özellikleri ama dijital çağın içinde olan özellikler bunlar. Böyle ele alıp daha korunma yollarını, önlemleri daha soğukkanlı bir biçimde ele almak varken bunların işte ne kadar esrarengiz olduğu, nasıl ulaşılacağının etki mekanizmasının ne olduğu, intihara götürebilecek bir uygulama olduğuna vurgu yapmak onu efsaneleştiriyor ve çok fazla ilgi çekiyor. Özellikle ergenler için. Çünkü ergenler gelişim dönemi olarak daha ben her şeyi yapabilirim, bana bir şey olmaz, herkes beni izler psikolojisiyle daha çok o dönemi geçiriyorlar. Ve böyle ekstrem bir şey tam onlara göre. Çünkü onlara zaten bir şey olmayacağını düşünüyorlar ve her şeyi yapabilirler. Annelerinin, babalarının ya da herhangi bir yetişkinin gözetimine gerek duymadıkları için böyle bir efsane tam onlara göre. O yüzden bunun ilginçliğini ya da efsanelik düzeyini birazcık azaltmakta fayda var. Zaten şöyle bir gerçeklik yok mu? Baskılar daha çok yalan ortaya çıkartmıyor. Baskılar sonuçta bir şeyleri daha cazip hale getirmiyor mu? Ve biz bunları ne kadar yasaklarsak yasaklayalım, çocuklar bir şekilde girecekler evde, okulda. Her yerde internete ulaşmak kolay artık. Telefondan, okulda, internet kafede, herhangi bir yerde yani kısaca. Ve açıklamamız lazım galiba ama bunu açıklarken tabii şunu söylemek gerekir mi ki? Mesela Mavi Balina iddialara göre 150 kişi intihara sürükledi. Bunu söylemek gerekli mi? Yoksa mesela Momo'da da yine benzer tehlike var. Mavi Balina da aynıydı. Şöyle bir durum var. Bazen çocukların ve gençlerin uygunsuz fotoğraflarını isteyebiliyor. Bunları yönetenler ve bu fotoğraflar üzerinden bazı taleplerde bulunabiliyor. Para olabiliyor, başka bir şey olabiliyor. Momo da aynısı. Bunlardan korumak için bak bunları yaparsan başına bela açılır. Başın belaya girer gibi şeyler söylemek gerekli mi? Yoksa nasıl anlatmak lazım? Biraz daha sohbete yedirerek, yani internette ne yapılıyor, ne yapıyor, ebeveyn kendisi ne yapıyor, çocuk ne yapıyor, soru cevap şeklinde bir sohbet gerçekleştirmek gerekiyor. Belirli bir odağı olmadan, hani hangi durumlarda kimse ne derse, işte şöyle şöyle şeyler duyuyorum, bazen böyle şeyler soruyorlar bana. Ben işte sen olsan nasıl cevap verirsin, böyle bir şeyle karşılaşırsan ne yaparsın deyip birazcık çocuğun eğilimini yoklayıp onun üzerinden aa bu çok mantıklıymış ama bir de bu olabilir, hani onu aa bu başına bir iş getirir gibi tamamen yok saymaktansa çocuğun eğilimini de biraz hani değersizleştirmeden daha uygununun ne olabileceğini birlikte konuşmak önemli olan. Yani isim kullanmaktansa daha tema üzerinden gitmek. Çünkü bugün Mavi Balina çıkar, işte yarın değişir, evet. Momo başka bir şey çıkabilir. Çünkü bu çocukların bu hassasiyetlerini kullanarak çeşitli çıkar elde edecek gruplar olacak. Özellikle dijital çağda bunu kontrol etmek çok mümkün değil. Maalesef. Yani en azından bireysel düzeyde bizim kontrol etmemiz çok mümkün değil. O yüzden bu temayı kullanarak sohbet, neler olabilir, hipotetik konuşmalar, çocuğun eğilimini yoklamalar, böyle bir şey olursa ona alternatif ne yapabileceğini göstermek ve belki hani böyle olursa ne olur, hani düşün böyle bir cevap verdin, sonrasında ne olabilir gibi sonuçlarını konuşmak. Yine çocuğu hiç bilmediği bir dünyada tek başına bırakmaktansa daha önce aşina olduğu ve en azından dağarcığında yapabilecek bir şeyler olarak
o dijital dünyaya bırakmak daha güvenli. Yani sonuçları biraz da onun ağzından dinleyerek ve o senaryoları yazarak, evet, galiba. Evet, onu takip ederek, onu yönlendirerek. Ama bu böyle yapmalısın gibi değil. Böyle yapsak nasıl olur? Nasıl yani olur? Biraz daha kuraldan çıkarıp daha hayatın içinden, daha onun da karar mekanizmasının devreye gireceği bir şekilde yapmak gerekiyor. Onu ötekileştirmeden birey olduğunu kabul ederek, evet, galiba. Peki bu Momo gibi oynayanlarda muhakkak bir duygu durum değişiklikleri olacaktır. Hı hı. Bunu aileler nasıl fark etmeli? Dinlemeliler, bakmalılar ya da takip etmeliler? Küçük çocuklarda özellikle uyku, yalnız yatamama gibi kendini gösterebiliyor. Yani eğer odasında ailesinden farklı bir odada yattığını varsayıyorum. Gece uykularında bozulmalar, tek başına uyuyamama eğer odayı tek başına kullanıyorsa, karanlıktan korkma, bazen hatta akşamları tuvalete gitmeye çekinme gibi gece kabusları şeklinde kendini gösterebilir. Bunun dışında yine gün içinde de yeme düzeni bozulabilir. Ya da genel olarak olduğu ruh halinden biraz daha düşük bir modda gözlenebilir. Okul sorunları olarak kendini gösterebilir şiddetine göre. Yani akademik şeyde, düzeyde, başarıda genel ortalamasına göre bir düşüş gözlenebilir. Bunlar eğer varsa zaten sadece bu Momo gibi uygulamalardan değil, başka bir sıkıntı olduğunu da gösterir çocukla. Yani normalden farklı bir durum var ve çocuk bununla başa çıkmakta zorlanıyor. Bu Momo olabilir, A olabilir, B olabilir. Ama bunlar genel olarak ailelerin gözlemesi ve fark edebileceği özellikler. Gözlemesi gereken ve fark edebileceği özellikler. Evet, sadece oyunlar değil, mesajlar da bazen çocuklar için oldukça, hı-hı, tehlikeli olabilir. Ve cinsel istismara maruz kalmaları da çok fazlasıyla gerçekleşiyor. Hı-hı. Ve galiba ne kadar çok baskı yaparsa aile, çocuk da yalana o kadar çok sığınır. Ondan o kadar çok korkuyor. Galiba dediğiniz çok doğru, dahil ederek, hı-hı, çocuğu o sürece beraberce üstesinden gelebilmek önemli galiba. Evet. Çünkü yoksa internette korumak mümkün değil çocukları. Evet, çok. Gerçi kendimizi de korumamız mümkün değil zaten. Yani, dolandırıcılıklara zaten karşı, zaten çok sınırlamak bu çağda çok uygun da değil. Artık çağın parçası. Hele bu zamane çocuklarının hayatının çok büyük bir parçası. Bu dijital herhangi bir uygulama ya da sosyal medya ya da işte internet. O yüzden koparmamakta da fayda var. En etkili şey nasıl güvenli kullanabileceğini birlikte öğretmek. Yani sınırlamak önemli tabii süre olarak, çünkü bağımlılığa da gidebiliyor bazı çocuklar. Yani sosyal hayatını, akademik hayatını etkileyecek düzeyde dijital oyun ya da internet kullanımı artık internet bağımlılığı, hatta yeni sosyal medya bağımlılığı olarak da tanımlanıyor. Bunların da önüne geçmek için en temel şey güvenli kullanımın öğretilmesi ve daha da temeli aile içi iletişimin güçlendirilmesi. Bir oyun festivali vardı İstanbul'da geçen ayda galiba. 2000 ya da 2018'in sonundaydı. Hı hı. Bir röportajda çocuğun birine sordular ne kadar oynuyorsun oyunu diye. Bir oyun, hı hı, çok o ünlü oyunlardan birisi. 10 saat ya da 11 saat gibi bir şey söyledi galiba çocuk. Ya, evet, bu biraz ekstrem bir durum. Muhtemelen hayatını, okulunu, akademik durumunu etkiliyordur günde 10 saat oynanan oyun. Bu bir meslek haline de gelmeye başladı. Bahsettiğiniz fuar sanırım internet sporu mu öyle bir şey ya da dijital spor mu öyle bir şey, İstanbul'daki fuarıydı. İstanbul'daki oyun fuarı. Evet. Evet. Yani artık spor... Evet, yarışmaları da vardı. Doğru, para da kazanıyorlardı spor galiba. Spor etkinlikleri bile dijital alana taşınıyor artık. Bir taraftan meslek olarak edinip bunun üzerinde gitmeye çalışıyor bazı gençler. Dolayısıyla aileler biraz daha toleranslı olabiliyor. 10 saatleri bulabiliyor. Ama tabii 10 saatin hepsini bir oyunda harcamak o ekstrem bir şey ve zararları olacaktır mutlaka. Ama eğer dijital dünyayı keşfetmek, işte uygulamaların yapısını anlamak, biraz daha profesyonelleşme yönünde bir eğilim varsa bu biraz daha tolere edilebilir olabilir. Önemli olan ne amaçla nasıl kullandığının farkında olması, çocuğun ve ebeveynlerin de farkında olması. O oyunlar şiddet içerikli oyunlar olabiliyorlar genelde ama bir taraftan da arkadaşlarıyla sosyalleştiği bir alanda, forumlar da içerdiği için. O yüzden sosyalliği dijital kanalla gerçekleştiriyor bir nevi sosyal medya olarak. Çeşitli etkileri var. Yani hiç sosyalleşmiyor, tek başına oynuyor değil aslında 10 saati ama her şeye rağmen 10 saat tek bir oyun için arkadaşlarıyla etkileşimde oluyor olsa bile çok fazla.
Ama yüz yüze konuşmakla oradaki sosyalleşme aynı değildir tabii ki, değil mi? Değil. Değil ama orada da bir şey var, dayanışma tarafı da var. Bu sadece evet, tamamen... Doğru. Ekipler falan evet, var. Evet, ekip mi? Kuruyorlar, görev paylaşımı yapıyorlar. Yani aslında sosyal beceri gelişimine de katkısı olan bir yönü de var aynı zamanda oyunların. Ama tabii oyundan oyuna değişiyor. O zaman şu açıklamaya geçelim, Momo ve Mavi Balina ile biraz bağlantılı. Hı hı. Geçen ay yine yapılan bir açıklama ilginç geldi bana. Şöyle bir açıklama, şiddet oyunları çocuklarda ya da gençlerde şiddeti artırmaz gibi ilginç bir açıklama. Biz genelde hep şiddet oyunları üzerinden şiddeti artırdığına dönük konuşmalar yapıyoruz. Oyunlara baktığımız zaman şu son günlerde oynanan bir oyun var yine çok ünlü. Yine silah, kan fazlasıyla var. Öncekinde ona benzer oyunlarda yine fazlasıyla vardı. Bir de efektlerle beraber çok güçlendirilen bir görsellik var. Nasıl bunlar şiddet aşılamaz çocuklara? Şiddet için bir risk faktörü oluşturuyor ama tek başına değil. Yani hiçbir duruma biz tek başına şiddet eğilimini yükleyemeyiz. Çünkü çok hem ilkel bir dürtümüz zaten, saldırganlık hepimizin içinde olan ama insan olmanın, organizmanın gereği olarak kontrol edebiliyoruz biz şiddet eğilimimizi. Bunun ilkel bir biçimde ortaya çıkmasını sağlayan ya da yardımcı olan tek şey maruz kaldığımız şiddet görüntüleri değil ya da şiddet oyunları değil. Bununla birlikte farklı... Tek suçlu o değil. Evet, kesinlikle. Çok daha toplumsal şeyler de var. Yani genel kültürel özellikler de var. Daha en önemli şey şiddet eğiliminde aslında çocuğun ya da kişinin hayatındaki önemli kişilerin tutumları şiddete yönelik. Yani o oyundan çok, özellikle ergenler için söylüyorum, ergenlerden daha küçük çocuklar için şiddet oyunları da biraz daha tehlikeli olabilir ama ergenlikten sonra... En önemli olan şey şiddet eğiliminde çocuğun hayatındaki önemli kişiler. Kim bunlar? En başta anne ve babası tabii ki. Değer verdiği akrabaları, diğerleri, kendisi için idol gördüğü ünlü figürler, siyasi figürler, neye maruz kalıyorsa artık ilgi alanında ve takip ettiği gerçek kişiler daha diziler, çok. Diziler, filmler bunda ilgili. Diziler, filmler tabii. Eğer bu kurgu değilse, evde de diziler gerçekmiş gibi yaşantılanıyorsa... Ve o şey, o tipte tepkilerle ya da işte sohbetlerle destekleniyorsa o zaman yine şiddet eğilimi için bir risk faktörü olabilir. Ama eğer iletişimi kuvvetli, şiddetle ilgili tutumu net önemli kişiler varsa çocuğun hayatında, özellikle ergenlikten sonra bu oyunlar çok fazla şiddet eğilimini arttırmıyor. Zaten yoksa. Ama şöyle bir handikapı var sadece. Herhangi bir durumda başa çıkma yolu olarak aklımıza birçok şey gelebilir. Mesela işte trafikteki bir tartışmada hiçbir şey söylemeyip gitmek de vardır. Uyarıp konuşmaya çalışmak da vardır. Ya da hani müferit haberler de görüyoruz. Arabadaki herhangi bir sert cismi çıkarıp şiddet uygulamak da vardır. Burada bu tip durumlarda daha çok öfkenin yoğun olduğu durumlarda yollardan biri şiddet olarak aklımıza gelmesini kolaylaştırıyor sadece. Yani başa çıkma, nasıl ben bununla başa çıkabilirim? Konuşma, işte basıp gitme. Ama bir taraftan şiddet de benim için bir alternatif haline geliyor. Çünkü dağcığıma eklenmiş oluyor. Böyle bir riski var. Ama bunlardan hangisini seçeceğim öfke durumunda? Yine bu benim genel olarak o güne kadar getirdiğim risk faktörleri ya da koruyucu faktörlerle. O zaman burada bakış açısı ne kadar darsa çözüm odağı o kadar daralıyor anladığım evet. kadarıyla. Çünkü sadece dizilerle büyüyen ya da o oyunlarla büyüyen çocuklar ya da bireyler diyelim tek çözüm orada bulabilir. Ama farklı alternatifler varsa, farklı idoller, örnekler varsa evet. karşısında daha farklı çözüm yolları düşünebilir galiba. Kesinlikle. Dar kalıptan çıkart. Evet, aynen öyle. O nasıl olur? Hem modeller, yani gözleme yoluyla en etkililerinden biri, aynı zamanda yine iletişim yoluyla, sağlıklı iletişim. Her şey dönüp dolaşıp aslında ona geliyor. İletişim derken anne babalar, ebeveynler bazen tabii kötü niyetli değiller, onu da belirterek söyleyelim ki çocukları pek dinlemiyorlar. Bilmiyorum şu an yeni nesil nasıl ama geçmişte böyle bir gelenek vardı. Bazen farklı kültürlerde saygı olarak addedilebiliyor bu susma, küçük susar büyük konuşur gibi. Ve bu iletişim kopukluğu ya da onlar için iletişim ama çocuk için pek iletişim olmuyor. Biz sadece konuşmayı iletişim olarak algılıyoruz ama dinlemek de bunun bir parçası değil midir çocuğu birey gibi kabul etmek?
Yıllardan beri aslında dört temel tutum gözleniyor anne babalar arasında. Bir tanesi sizin dediğiniz o çok aşırı otoriter tutum. Yani söz, son söz benimdir. Hatta ilk sözde, son sözde, aradaki bütün sözler de benimdir. Dinleyici olan sadece sensindir. Ben konuşurum. Evet, yani senin misyonun çocuk olarak kuralları, benim koyduğum kuralları uygulamaktır. Yani çok katı, otoriter bir anne baba tutumu söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra bunun tam tersi uç versiyonu şimdi daha fazla görebiliyoruz. Aşırı verici ya da aşırı dinleyici anne babalar söz konusu olabilir. Burada da patronun yeri değişiyor. Çocuk patron haline sadece geliyor. Sadece onun dedikleri yapılıyor. Tek otorite çocuk olmaya başlıyor. Onun mutluluğu, onun rahatı, onun herhangi bir zorluk yaşamaması ebeveynlerin ilk koşulu. Herhangi bir kural gözetmeksizin ya da diğerlerini gözetmeksizin böyle bir tutum söz konusu olabilir. Bunun arasında ve daha en olumlusu olarak nitelendirilen daha demokratik otoriter tutum. Bu neyi getiriyor? Kural koyucu evet anne baba kesinlikle hani son söz muhtemelen onlara ait. Ama bu son söze varana kadar çocuğun da bir söz hakkı var. Ve o son söz neden söylendi? Bunu bilen çocuklar yetiştirmek. Yani bu böyle olmayacak diyorsa çocuk onun neden olmayacağını içselleştiriyor ve anlıyor böyle bir iletişim tarzında. Çünkü söz hakkı oluyor. Demin bahsettiğimiz gibi onun eğilimleri üzerinden ne olması gerektiği anlatılıyor çünkü. Ne o tamamen yok sayılıyor ne de tamamen ipler onun eline veriliyor. Bu tip ebeveynlik tutumları en koruyucu olan tutumlar. Bir de bunun en uç versiyonu var. Hiçbir şeyine karışılmayan çocuklar, yani aşırı ihmal edilmiş çocuklar var. Bu da bir diğer temel anne baba tutumu. Tamamen çocukları bırakıp ne ihtiyaçlarıyla ne sorunlarıyla hiçbir şekilde ilgilenmeyip çocuğun kendi başına büyümesine bırakmak yine ihmalkar tutum. Ve bu yıllardır yani jenerasyon farkı gözetmeksizin bu dört farklı tutum gözleniyor. Ama bazı jenerasyonlarda biri daha fazla gözleniyor gibi görünüyor. Bir de kültürden kültüre değişiyor tabii ki onlarda. Denge. İşin özü denge galiba, o dengeyi sağlamak evet, değil mi? Ne çok vermek ne de çok ondan almak ya da onu susturmak ya da ne çok konuşmasını ya ne çok konuşmak. Kesinlikle herkese söz hakkı vermek. Yani o işte aile içi demokrasi de çok önemli. Bu tamamen şey yapmak değil, ipleri ona vermek değil, tekrar söylüyorum. Ya da hala kural koyucu anne baba, kesinlikle bu misyonlarını bırakmamalı anne babalar. Çocuk için çok önemli bir misyon bu. Ama neden olduğu, nasıl olduğu açıklayarak ve o kurallarda çocuğun da karar mekanizmasının devrede olduğu bir iletişim ve sınır koyma önemli. O zaman şöyle toparlamak babında biraz son cümleleri söyleyelim. Vaktimiz sona erdi. Hı hı. Hem Momo hem Mavi Balina hem dijital çağın oyunların tehlikeleri ya da sosyal medyanın risklerinden korunmak için sadece onları yasaklamak değil. Evet. Anlattıklarımızla beraber çok yönlü hem etkilerinden bahsederek hem de iletişim kurarak kesinlikle onu birey olarak kabul ederek galiba oynasa bile etkisini azaltabilir miyiz ya da herhangi bir olumsuz etkisini görmeyebilir miyiz? Kesinlikle. En azından görürsek de bunun farkına varma ihtimalimiz ve hızımız artar. Yani çünkü çocuk söyler haber ya da gözleyebiliriz ya da sorar. Çünkü böyle bir iletişim olunca hiç anlamadığı ya da yaşamadığı bir şey olduğunda gelip sorabilir. Hani burada böyle böyle bir şey var, ne yapılabilir hı-hı diye. Çünkü öyle bir iletişim var zaten. Alışkanlık olduğu için gelme ihtimali artar aynı zamanda. Buradaki esas nokta çocuğa bu eleştirel düşünmeyi öğretebilmek. Eleştirel düşünmeden kastımız ne? Bir durumu değerlendirirken koşullarının ne olduğunu anlayabilmek, bu koşulların kısa vadeli, uzun vadeli sonuçları neler olabilir, buna ilişkin çocuğun dağarcığını geliştirmek ve böyle bir sorgulamaya gitmesine teşvik etmek. Yani çok renkleri çok güzelmiş, ben buna gireyim ya da arkadaşlarım oynuyormuş, gideyim gibi daha yüzeysel bir değerlendirmedense burada aslında bu varmış, biz bunu konuşmuştuk, bu çok iyi olmayabilir diyebilsin en azından. Tekrar girer, yine cazip gelir ama bu değerlendirmeyi yapar en azından. Aklının ucunda kalır. Ve yani farkında olur bir evet şeydir. Hı-hı. Bu hani hiç tamamen girmesini engelleyecek gibi ütopik bir sonucu olmayacaktır bunun. Ama değerlendirme sürecinde olacağı için daha kolay fark edecektir yaşayacağı olumsuzlukları. Esra Güven, çok teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin diyelim teşekkür size. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Sohbetimizin sonuna geldik. Programımız devam edecek. Biraz daha buradayız. Paylaşacağımız haberler vardı hani seyirciler. Konuğumuzu uğrayacağız sadece. Ve şimdi çok kısa bir ara.